Yamamoto'nun dediği gibi yeni nesillere çocukken ilham vermeyi umut ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda müzik ve tasarımın birleştirilmiş haliyle oluşturulan David Bowie'nin konsept otomobilin nasıl yapıldığını ve ilham veren kısa hikayesini anlatmaya çalışacağım. Müziği çok seven bir endüstri tasarımcısı olduğunuzu hayal edin. Bu tutkuyu birleştirmenin en ilginç yolu ne olabilirdi? Tabii ki David Bowie gibi bir sanatçıya aşıksanız onun onuruna bir araç tasarlamak olabilir miydi? Endüstriyel tasarımcısı olan Takumi Yamamoto en sevdiği sanatçılardan biri olan David Bowie'nin onuruna bir araba tasarladı. Sizce bunu Katya ve Isam Surface programlarını kullanarak nasıl yapmış olabilir? 9 yaşında küçük bir çocukken Yamamoto Bowie'nin müziğine aşık oldu. Yatak odasında DB harflerini içeren Bowie'nin posterleri vardı. Yamamoto'ya göre o posterlerdeki DB harfleri ta o zamandan bu yana ona araba rozeti gibi geliyordu. 20 yıl boyunca bunu düşündü. Bu süre zarfında otomobil sevgisinden ilham alan Yamamoto, profesyonel bir otomobil tasarımcısı oldu. Gran Turismo 5 için futuristik GT by Citroen'i tasarladı. İşte o tasarım. Otomobil tasarımcısı olmakla kalmayıp, ikonik otomobillerin tasarımına ilişkin endüstriyel tasarım fikirlerini vermek için bir de tasarım danışmanlık firması kurdu. Hem Bowie'nin müzik yeteneklerini hem de daha önce hiç görmemiş bir şey yaratmak için kendi tasarım yeteneklerini bu projeyle onurlandırmak istedi. İyi ki de istemiş çünkü bize ilham verecek bir çalışmaya da imza atmış. Peki bu proje nasıl hayata geçti? Bir sanatçı özneleri ifade etmek için boya ve kil kullanır. Aynen ZBrush'ta olduğu gibi. Tabi dijital olarak. Yamamoto da bir araba aracılığıyla Bowie'nin temsilini yaratmak istedi. Bunu yapmak için Bowie'nin yıllar boyunca çok çeşitli çalışmaları ortaya koyduğu gibi Bowie'nin karakterlerini temsil eden anahtar kelimeler çıkardı. Yıllar süren bu çalışmalar sonucu buraya bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü yıllar boyunca bu projeyle uğraşmadı. Yamamoto yıllarca hayatını bu projeye adamadı yani. Sadece uzun yıllar bu projeyi hayata geçirmeyi düşündü ve fikrini hayata geçirmek için bir temel oluşturmaya başladı. Sonrasında ekibe bir endüstriyel tasarımcı ve render animasyon için diğer bir profesyonel katıldı. Tasarımı 3D Experience platformunda Isam ve Katya ile yapıldı. Bu, tasarımcılara fikirlerini doğrudan 3D ortamını görselleştirmek için yeni bir yol sağlamış oldu. Ancak sanal dünyada perspektifi anlamak çok farklı olabilir. Bu yüzden takımı 3D Experience platformunun stereo yeteneklerini kullandı. Bu, insan ve bağlam ortamına izin vererek pahalı fiziksel bir mock-up'tan kaçınmanızı sağlayarak zaman kazandırır. Gelelim işinin en heyecanlı bölümüne. Bu aracın en büyük özelliği. Aracın dış yüzey şekilleri David Bowie'nin şarkılarını kullanarak parametrik tasarım yoluyla oluşturuldu. It begins with pure imagination. Dreams transforming into shapes. Ne kadar enteresan değil mi? Bu sayede hayatta olmayan Bowie'nin projeye çok özel bir katkısı sağlanmış oldu. Bowie'nin müziklerinden ilham alan şekiller ve desenler ses dalgalarını kullanarak dijital parametreler ile yaratıldı. Ancak bu sadece aracın dış biçimi hakkında değildi. Müzik aynı zamanda desenleri, aracın bedenini, konumunu ve yüksekliğini de etkilemiş oldu. Katya ekibi tarafından oluşturulan matematiksel kalıplar nihai tasarıma uygulandı. Başta belirttiğim gibi matematik, müzik ve tasarımı birleştirmiş haliyle DB Concept otomobil yaratıldı. Tüm bunlar sayesinde araba sanal gerçeklik içinde yaratıldı. Ancak Yamamoto için bu kadar heyecan verici şey yeterli değildi. Yamamoto onu hayata geçirmek istedi. Paris'te 2019 Uluslararası Otomobil Festivali'nde araç tasarımını sunma şansı verildiğinde bunu yapma fırsatı da buldu. Bu kadar heyecan verici olduğu gibi önemli bir zorluk da 3D yazıcıda bu hayali gerçekleştirmekti. Yamamoto geleneksel üretim teknikleri kullanmak yerine arabayı 3D yazdırmak istedi. Çünkü onun portre olduğunu ve 3D baskının projenin sanatsal yönüne daha uygun olacağını düşündü.
yapmak için büyük bir üçte yazıcı gerekti. Ekip otomobilin fiziksel temsilini oluşturmak için Massivit 1800'ü kullanmak için Mary 3D ile ortaklık yaptı. Gösteride sergilenirken ekip Bowie'nin karakterlerini ve kariyerinin farklı dönemlerini temsil eden arabada bir gösteri oluşturmak için de projeksiyon aydınlatmasını kullandı. Üretilen otomobiller ve konsept otomobiller üzerine yaptığı bu kadar çalışmanın arasında Yamamoto yeni nesillere çocukken ilham vermeyi umduğunu söyledi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yaratıcı videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.